Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Hayırdır, ne yapıyorsun? Sağ ol, kapıyı bozuyoruz. Bozuyoruz. Yani kimisi yapar, kimisi bozar mı? Bir önce yaptık. Şimdi bozmaya çalışıyoruz. Ha, şimdi bozma zamanı. Ev sahibi yok ya. Bunun için bozuyor. O gelmeden hemen bozma işini bitir öyleyse. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Kornaya bastım. Kapıyı söktüm. Takıda diyorum ki hiç duymuyor. Kapıyı niye söktün? Söktüm yerine. Ayaktan söktüm. Açtım kapıyı. Ben zaten çoğunu sökmediydim bunu. Film mi çekiyor o? Gelin içeri, gelmeyecek misin? Ben sana... Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Abi bugün hoş bulduk. Çok güzel bir gün. Güzel bir gün diyorum. Evet, bugün Kasım'ın 9'u ve kapalı bir hava, ama hava serin ve insanı diri tutan bir hava. Evet. Çok güzel, bu güzel günde de güzel bir köşkteyiz. Bizim sobada bu işte. Ne kadar güzel. Soba yani bu biz. Mevsimde bu soba yetiyor. Yeter inşallah, yeter. Abi buraya çok güzel bir ev yapmışsınız. Güle güle oturun. Vallahi her şeyiyle güzel. Yani tavanı da şöyle bir bakalım. Evet, çok güzel olmuş. Yani Allah evlat torun birlikte nice yıllara diyelim inşallah. Sağ olun. Allah isteyenlere, özenenlere, herkese versin. Ve özellikle de diyorum Ulupınarlı emekli herkese, buraya dönmeye nasip etsin böyle sizler gibi örnek alarak. Yok, yer bulan insanlar değil mi? Abi şimdi ben size şunu diyeceğim. Belli bir yaşa geldik. Geçen yıllar size neler söyletir? Nasıldı geçen yıllar? Vallahi geçen yıllar güzeldi. Geçmiş daima güzel. Daima güzel. Daima. Ne kadar güzel. Geçmişi böyle... Geleceğin ne getireceği bilmediği ama geçmiş... Biz enişteyle oturuyoruz. Geçmişler yad ediyoruz. Gerçekten. Değil mi enişte? Geçmiş çok güzel ya. Çok güzel. Peki abi, bu güzelliklerden bizimle paylaşmak istediğiniz bir bölümü var mı? Paylaşabileceğiniz. Ya çok... Unutamadığınız bir anı. Ya Ulupınar'da geçmiş anı olsun. Bizim, sen çok kaba hırsızlığı yapıyorduk. Mesela? Mesela. Canlı şahidi. Nasıl oluyordu bu iş yani şimdi? Bunu çoğunluğu köyde olmak üzere. Evet. Köydekini ben Uşağı'da naklettim. Eniştegil'de. Süleyman'ın kayınpederi var, Mehmet Hoca. Evet. O filan oturuyor, onunla oturuyorlar. Hepimiz evet. Oturuyoruz. Biz bir dışarı bir çıktık. Mehmet Hoca gelin kapaklan hepsini enişte gelin Bodrum'a taşıdık. Hepsini ama kaç epey vardı değil mi? 70 tane. He. Ertesi gün bir kapak bakıyorlar, kapak yok. Bazar yerini, çarşıyı birbirine katmışlar. Allah. Kapak aramışlar. Allah. Ara. Siz ne yediniz sonunda? Nasıl oldu o? Yok, kapakta yeri taşıdık. Ha, geri taşıdık. Görmeden. Anladın mı? Çok ilginç. Ya, burada da çocukken, 8-10 yaşlarındayken, kimler? Hatice teyzem, teyzem oluyor benim ya. Benim Hatice halam. Senin halan. Evet. Emine, Murat Emine'si. He, o da teyzemiz. Memişlen Hatice annem. Evet. Zalike. Böyle Zalik birkaç mi? Tane aynı yaşta olanlar. Benim gibiler kandırırlardı. Komşular kabaklarını çalardık. Ama kimin kabağını çalıyor biliyor musun? Evet. Misafirliğe kim geldiyse onun kabağı çalınır. Allah Allah. Pişirilir, bir de yedirilir ona. Aman ne güzel. Peki böyle bir oradan kalan bir hatıra. Bunu böyle genel olarak anlattınız. Tamam. İşte kime yaptınız mesela böyle bir olay? Nasıl bir şey yaşadınız? Ya. Hepsine yaptınız mı bunları? İsimlerin hepsi, onlar bizi götürüyor. Beraber gidiyoruz. Ben dam üstüne çıkıyorum. Yukarıdan kabağı onlara veriyorum. Getiriyorlar, pişiriyorlar, bir de yediriyorlar kabak sahibine. Allah Allah. Bir de evde gırgır da çok tabii. Aman pek de tatlıymış, ne de tatlıymış. Gelecekte nasıl bir yaşam istersiniz, beklersiniz? Valla bundan sonra galiba sağlıktan başka hiçbir şey istemiyorum. Benim tek istediğim sağlık. Hepimiz için, hayır, herkes için geçerli. Gerçekten bilmem. Benim bu ayaklarım bir ısınsa, bir sağlık olsa ben neler yapacağım? Peki abi, gençlerimiz için, yani çocuklarınız için neler dileriz? Hayattan beklentileriniz. Sabah mı geldiniz? Sabah.
Herkese sağ sağlık. İstediği bir mesleği seçsin, başarıyorsun. Yani ben özel bir şey söyleyemem. Tabii ki herkes için. Genel olarak tabii ki. İşim var yani. İnşallah. Abi güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ ol, sağ ol. Soban yalnız mı gelmiş? Yani hani biraz da kaçak buradaymış. Fatma nerelerde? Ben de ben yakın evdim. Ay bismillah. Sen çoluk çocuk olun geldin. Abla merhaba. Sizin ya çoluğu çocuğu koyup gelmek zorundaydım. Çünkü hayat öyle gerekiyor. Turistik. Öyle ben de kısa bir süre için geldim. Evet. Bu güzel günü sizlerle görmek, görüşmek ve evinizde görmek. İyi, yani Ulupınar'daki evinizde görmek daha bir farklı oldu benim için. Çok da güzel oldu. Peki demin abime de sordum. Siz ne dersiniz? Geçmiş nasıldı? Gençlik yıllarınız nasıldı? O zamanlarda Ulupınar nasıldı? Öncelerde ya, her yaşın güzel yanı vardır da Zekeriya. Mutlaka. Onun için bir ayrım yapamıyorum ben şu anda. Peki nasıldı? Geçen yıllarda hatırladığınız oluyor mu? Böyle anımsadığınız, özlediğiniz vallahi yıllar. Ben topluma pek karışmıyorduk. Abi, koyun güt, tarlaya git. Kenarda olduğumuz için. Bismillah. Geçenler konuşuyorlar ama ben onları hiçbir şey hatırlamıyorum dedim. Hiç gitmezdik. Düğün olur gitmeyiz, bayram olur gitmeyiz. Elimize gelirdi. El size gelirdi. El size gelirdi. Onun için biz bir yere hiç gittiğimi hatırlamıyorum yani ben. Dışarıya çıkma fırsatı bulamazdınız. Babam göndermezdi. Evet. Allah rahmet eylesin. Bayramışmaya gelirdi. Ben öyle gülmeli. Allah rahmet eylesin. Evet. O zaman da öyle. Şimdi de öyle. Pek fazla bir değişiklik yok gibi geliyor bana. O zamanınki zamandan, şimdiki zamanın. Ha şimdi kendim gezebiliyorum. Bana gitme gelme diyen yok. Bak bu da çok güzel bir konuya da değinmiş oldun yani. Evet. Demek ki abimle de çok iyi bir uyum içindesiniz ve evet, herkesin birbirine sonsuz güveni ve saygısı var. Hürriyetine kavuştu. Ya zaten her zaman hür insanlar inşallah. Peki abla, gelecek nasıl olacak sizce? Hayır. Kopya vermeyin oradan. İnsan nasıl görmek isterse öyle görür. Değil mi? Ha? Hayır. Öyle. Peki. Kötümser olmak. Nasıl olalım? Gelecek nasıl olur Ulupınar'da? Umutluyum ben. Bizim gibi böyle emekli olup da buraya gelenler olursa. Umutluyum. Daha umutluyuz o zaman. İnşallah umutlu olacağız ha. Tabii değil mi? Ha, yani. Daha umutlu olacağız. Tabii. Evet inşallah. Peki abla sizin beklentileriniz? Kendiniz için, çocuklarınız için, gelecekte. En güzel gündem onlar olsun. En güzel gündem bizden sonrakiler olsun. Biz yaşadık geçtik gibi düşünüyorum ama tekrar ev yaptığımıza göre pek yaşamış da geçmiş de değiliz. Değil mi? Daha çaba sarf ediyoruz. Tabii ki. Nice yıllara inşallah sağlıkla. İnşallah. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. Güzel bir konuşma oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.